var etti acaba? Kim? Sahiden uyuyor mu? Belki de uyku numarası yapıyordur. Anlaşılan birileri kokumu aldı. Yağma yok. Yağma yok aslanım. Bu işi sana yedirmem. Yedirmem. Derdin ne? Evet manyağım. Seni öldürünce bütün dertlerim bitecek. Bizim ağa ne güzel uyuyor. Sen hiç gözünü kırpmadın. Ağzını da bıçak açmıyor. Yanlış anlama bacım ama senden hayatta muavin olmaz. Kusura kalma. Benimki gevezelik işte. Bilirim derdin başından aşkın. Senin içinden neler geçiyor, ben burada neler anlatıyorum. Kamyoncu milleti böyledir be bacım. Herkes sanır ki yollar gitmekle biter. Hayır. Yollar konuşa konuşa biter. Kamyoncu susmaya görsün, çıldırır. Hiç çaresi yok, çıldırır. Ne güzel uyuyor, değil mi? Sevgili anacığım, bu defaki mektubum kısa olacak. Ne zaman postaya veririm bilmiyorum. Her şey öyle karıştı ki. Bu karışıklık içinde aklımı kaybetmekten korkuyorum. Nazlı'nın peşindeyim. Çılgınlıkları bitmek bilmiyorum. Bu gece birini öldürdüm. Kardeşinin ölümüne sebep olan adamı, eski sözlüsü Mustafa'yı gitti ve öldürdü. Ve ben birdenbire anladım ki, Nazlı'yı hayatta tutmak için çırpındıkça İnsan farkına varmadan ölüme yaklaşıyor. Onu seviyorum ana. Onu çok seviyorum. Sevmek galiba biraz da bu. Gözünü kapatmak ve peşinden gitmek. Sevmek galiba bu. Nazlı? Kimdi bu adam? Neden beni öldürmek istedi? Bitmiyor beni Nazlı. Bela bitmek bilmiyor. Sanki bir yerlerde kıyamet koptu. Kıyametten kaçanlar gelip bizi buldu. Bütün manyaklar, bütün kana susamışlar. Neredesin be Nazlı? Nerede? Ne yapacaksın bu mektubu? Bilmiyorum. Belki kadıncağıza götürüp kendin verirsin. Bu onu temelli öldürmez mi? Öldürmez. Hem insan ölüme çabuk alışır. Kötü bir alışkanlıktır. Ama alışır işte. Bir defa öldün mü, gerisi gelir. Sonra hep ölürsün. Ağam
kimi arıyor? Mehmet diye biri. Mapusla birlikte yapmışlar. Ben tanımam. Vallahi bilmem ki Mehmet. Geldik bir yere ama kim bilir neresi. Önemli değil ağam. Sana adresi yazdıracağım. Taksiciler burayı kolay bulur. Şöyle yazıyorum. Amma kocaman yermiş burası. Gördüğün ne ki bacım? İstanbul demişler adını. Uçsuz bucaksız gaya kuyusu. İnsan içine girdikçe kaybolur. Tamam Mehmet, görüşürüz. Biz de burada kaybolur muyuz dersin Ali kardeş? Ağzından yer alsın bacım. Adresi aldım. Bir taksiye binip gideceğiz. Ben bırakırdım. Sağ ol Ali. Sana epeyce yük olduk. Estağfurullah ağam. Hakkını helal et. Lafımı olur ağam. Belki gene görüşürüz. Belki. Alasmanlık bacım. Bahtın açık olsun. Sağ ol Ali kardeş. Senin de. Sağ ol. Sağ ol Ali. Gel. Kim bu gelen patron? Eski bir arkadaş. Abim kadar yakın. Nereden patron? Hapiste. Aynı ranzayı paylaştık. Atlı üstlü. Tam 8 yıl. O olmasa çıldırırdım. Hapislik bitmezdi. Kahveni yaptım Şahan'ım. Odana mı bırakayım, burada mı içersin? Burada içeyim Mahmut dayı. Bize kahve yok mu? Zıkkımın kökünü için. Ya patron, Allah aşkına şuna bir şey söylesene. Bize durmadan köpek muamelesi yapıyor. Benim patronluğum size söker aslanım. Mardinli Mahmut'a patronluk taslayacak adam da anasından doğmadı. Aldın mı cevabını? İyi ki bir kahve istedik ha. Şuraya bak, yapmadığını bırakmadı. Merak etme, patron bizi korur. Değil mi patron? Aa, beni karıştırmayın. Vardır bir vukuatınız. Mardinli durduk yere adama takmaz. Tabii ki takmaz. Onları uygunsuz vaziyette yakalamışım. Anlamadım. Bir dakika be. Ne uygunsuz durumu? Bir de utanmadan yalan söylüyor. Doğru mu bu? Sandığın gibi değil patron. Jale ile beni mutfakta Nescafe içerken yakaladı. Hepsi bu. Ne? Hem de Nescafe ha? Hı hı. Ya. Onları o zıkkımı içerken yakalamışam Şahan'ım. Bir de kötü kokur ki. Pah! Yahu delirdiniz mi? Mardinli'nin bütün ataları Osmanlı Sarayı'nda kahvecilik yapmış. Onun gibi bir adamın mekanında Nescafe içilir mi hiç? Yapılır mı bu Mardinli'ye? Size hiç yakıştıramadım çocuklar. Büyük dedem Şakir Ağa, Sultan Abdülaziz'in kahveci başısıydı. Siz koskoca cihan padişahını Nescafe içerken düşünebilir misiniz? Hadi bakalım. Şimdi biraz çalışalım. Kerim Soycan daha aramadı değil mi? Telefon bekliyoruz. Ömer, kapıcıyla konuş, gelen misafirleri hemen yukarı çıkarsın. Taksinin hesabını da o görsün. Tamam patron. Gecikti, şimdiye kadar gelmiş olmalıydı. Sen hiç vaktinde gelen bir tren gördün mü ha? O kadar yolcu içinde adamı nasıl tanıyacağız? Tanırız. Nasıl? Adam yolcu vagonundan inmeyecek. Adı neydi bu herif? Ömer, Ömer bilmem ne. İyi miymiş? Dediklerine göre en iyisi. Kesin gevezeli. Şu hareket memuruna sorun bakalım. Gecikme ne kadar? Lütfen dikkat. Bir dakika. Doğu Ekspresi garımıza girmek üzeredir. Tren 3 numaralı perona yanaşacak. Bekleyen yolcuların dikkatine. Lütfen dikkat. Doğu Ekspresi garımıza girmek herhalde bakın. Kimsiniz? Birini bekliyorduk. Olabilir. Adın ne? Niye sordun? Arayın üstünü. Sakın bir aptallık yapma. Lütfen dikkat. Saat 3:15'te Ankara'dan beklenen mavi tren 1 saat gecikmeli olarak
size söylemiştim tanımak zor olmayacak diye. Hoş geldin Ömer. Seni bekliyorduk. Hoş bulduk. Silahın şimdilik bizde kalsın, emanet olarak. Gidelim. Nereye gidiyoruz? Merak etme Ömer, emin ellerdesin. Evet efendim, güvenlik kameralarınız geldi. Teknisyenlerimiz yarın montaja başlar. Tabii. Kayıt sistemiyle birlikte monitör ve diğer cihazlar. Bosporus. Hayır, hayır. Aynı gün içinde biter, merak etmeyin. Şu an bir müşteriyle görüşüyor. Bekler misin? Necla. Rica ederim. Size de iyi günler. Görüşmek istemiyorum. Sen bilirsin. Alo Necla. Senin şu gerizekalı sözlüğün var ya. Bak güzelim. Benden sana tavsiye. Sakın bu salakla evlenmeye kalkma. Kocalık kim, o kim? Ya manyak mısın kızım sen? Kafayı mı yedin? Bağla şunu bana ya. Bir dakika. Seni salak fikir değiştirdi. Konuşacakmış. Alo, Necla. Evet hayatım. Ya sen aldırma bu delinin laflarına. Bildin bileli bende gözü var. Aramızı bozmaya çalışıyor. Adi herif. Aklı sıra seni bırakacağım da onu alacağım. İyi mi? Hiç işte. Avucunu yalar enayi. Ben sorarım sana enayi sonra. Tamam güzelim. Ne alt karıştırıyor tamam, gene bu? Ne karıştıracak? Sözlüsüyle başı dertti. Bir de utanmadan beni alet ediyor. Desene hep aynı hikaye. Sağ olasın kardeş. Rica ederim abi. Mehmet Bey'e mi gelmiştiniz? Evet. Ne kadar borcumuz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen bırak kardeşim. Mehmet Bey'in emri. Sağ ol. Sonra canım ol. Sağ ol. Arkadaşların borcu ne? Nereye geldik ki biz böyle? Bizim oralara hiç benzemiyor değil mi? Büyük şehir dedikleri demek. Evet. İşte bu. Bu şehir insana saldırır mı Şana? Bilmem. Saldırırsa bir çaresine bakarız. Tamamdır. Buyurun çıkalım. Tamam. Necla, Allah aşkına delirtme adamı. Bak yavrum, abinin üniversiteyi bitirmesinde kutlanacak hiçbir şey görmüyorum ben. Evet, görmüyorum. Nedeni var mı ya? Adam 38 yaşında. Her gün okula gidip hiçbir dersi kaçırmadan 38 yaşına kadar bir okulu bitirmemek ne demektir ya? Ne demek? Bitti. Bu iş kesin olarak bitti. Hadi be oradan. Bu şarkıyı çok dinledik biz. Görürsün. Bitti diyorsan bitti. Yüzüğü kalemliğin içine koysaydın bulması kolay olurdu. Geçen defa iki gün aradın da. Bu defa kesin bitti. Bak baştan söyleyeyim. Bana güvenerek Necla'yı şutladıysan havanı alırsın. Orası malum. Senin aklın fikrin patronda. Öldürürüm lan seni. Selam. Selam. Biz Mehmet Bey'e bakmıştık da. Buyur Şahan'ım. Mehmet Bey de sizi bekler ağam. Sağ ol. Sen sağ ol. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Şane ağam. Mehmet'im. Yiğidim. Ağam. Ağam sonunda dışarıdasın ha. Dışarıda olmasına dışarıdayız da Mehmet'im. İyi mi kötü mü orası belli değil. Bu Nazlı. Bir emanet. Birlikte geldik de. Hoş geldiniz. Safa getirdiniz. Buyurun. Bu adamlar da kim? Hepsi de silah. Ömer. Ömer trendeki adamın adıydı. Beni Ömer sanıyorlar. Peki Ömer kim? Yakında kim olduğumu ben bile unutacağım. Bu koca şehirde kim olduğumuzu unutursak... O zaman ne yaparız Nazlı? Sen sakın unutma. Ömer. Ne pahasına olursa olsun unutma. Ömer. Efendim. Dalmışsın. Evet, dalmışım. Yaklaştık. Nereye? Kalacağınız yer, bir otel. Dikkat çekmeyecek bir yer. Ne yapacağız orada? Ekibin diğer elemanlarıyla buluşacaksın. Ekip? Evet, ekip. Ekip ya da iş arkadaşları. Her neyse, dört gözle seni bekliyorlar. Merak etme, iyi çocuklardır. İkisi de işlerinin ehli. Onları seveceksin. İşte burası.
verdiler. Neye benziyor? Neye benzediği önemli değil. İşini düzgün yapsın yeter. Toy bir tip olmasın da. Ona bir terslik çıkarmayı düşünmüyorsun değil mi? Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Siz burada kalın. Çıkalım. Bu yabani herif de nereden çıktı? İkimiz bu işi pekala hallederdik. Karar verildi. Kararları biz vermiyoruz. Saçma. Saçma ya da değil. Biraz sakin ol. Neredeyse gelirler. İnşallah bir densizlik yapmaya kalkmaz. Kim? O adam işte Ömer. Niye yapsın ki? İnşallah sana asılmaz. Ben izin vermeden bana kimse asılamaz. Hatta sen bile. Delisin. Bu dünyada çok fazla akıllı var. Galiba onlar. Açın Mesut. Selam çocuklar. İşte beklediğimiz arkadaş Ömer. Bu Kaplan. Gerçek ismini kimse bilmez. Bu da Fırat. Onlarla birlikte çalışacaksın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yandaki oda senin. Bir ihtiyacın olursa adamlarım aşağıda. Onlara söylemen yeter. Önce biraz dinlen. Daha sonra da keşfe çıkarız. Şimdilik eyvallah. Ömer sizlere emanet. Sana odanı göstereyim. İşte odan. Pek lüks sayılmaz ama iş görür. Pencereden mümkün olduğu kadar uzak dur. Niye? Ne kadar az insan bizi görürse o kadar iyi. Eşyan yok mu senin? Yok. Neyse, aşağıdaki çocuklara söyleriz, hallederler. İstediğin özel bir şey var mı? Ne gibi? Ne bileyim. Çizgili pijama, pomponlu terlik, kokulu sabun, desenli iç çamaşırı. Canın ne isterse. Baksana, sen hep böyle konuşkan mıydın yoksa dilin sonradan mı açıldı? Anladım, yalnız kalmak istiyorsun. Tamam, keyfine bak. Bize seslenmek istersen duvara vur. İşte böyle, duvarlar kağıt gibi. Kısa yolun haberleşme. Ne var dedim? Yok bir şey. Denemeydi, deneme. Neyse, rahatına bak. Hey. Evet. Hiç değilse diş fırçası, macun falan iste. Niye? Eşyası olmayan otel müşterileri beni rahatsız ederdi. Diş fırçası, macun fark etmez. Birkaç çift çorap ve çamaşır. Çamaşırlar desensiz, düz beyaz. Vay be. Sen uzun cümle kurmayı da biliyorsun. Hatırlar mısın, mapusta gün sayardık. Döner döner aynı lafı ederdik. Mapusluk zor zanaattır derdik. Meğer palavraymış. Hı hı. Kendimizi aldatıyormuşuz. İnsan dışarıya çıkınca anlıyor. Yaşamı unuttuğunu anlıyor. Yaşamak çok daha zor bir sanatmış be Mehmet'im. Çok daha zor. 25 yılda insan çok şey unutur ağam. Yine de için rahat olsun. Yaşamak insanın kanında, canında. Sana yük olduk be Mehmet'im. Başımız sokacak bir saçak altı bulana kadar. Lafım olur ağam. Evim evindir. Kocaani'de tek başımayım. Sohbetinin tadı ise hala damağımızda. Allah razı olsun. İşler nasıl? Burası özel bir güvenlik şirketi. Aslında kardeşime ait. Tahliye olunca işleri bana bırakıp Yalova'daki çiftliğine yerleşti. Fabrikalara, alışveriş merkezlerine güvenlik sistemleri kuruyoruz. Güvenlik elemanları yetiştiriyoruz. Malum, serde polislik var. Ne de olsa en iyi bildiğimiz iş. Eline sağlık. Kahven pek güzel. Afiyet olsun Şahan'ım. Bir çay daha içer misin bacım? Sağ ol, istemem. Ne kaynatıyor seninkiler? Ne bileyim ben. Oturup da dinledik mi? Mardinli Mahmut, dünyanın en asık suratlı adamıdır. Ama dünyanın en güzel kahvesini yapar. Eski bir emektar. Ben emniyetteyken bizim çay ocağını çalıştırırdı. Eskiler iyidir.
insanı geçmişine bağlar. Neyse, yoldan geldiniz, yorgunsunuz. Birazdan çıkar eve gideriz. Sizi yerleştirip dönerim. Seni işinden alıkoyduk. Ağam, bırak Allah aşkına. O kız kimmiş Mahmut dayı? Çok merak ettiysen kendisine sor. Ben biliyorum. Patrona köyden gelin gelmiş. Gerizekalı. Ödün koptu değil mi? Neden kopsun ki? Patrondan zaten yüz bulamıyordum. Şimdi temelli elden gitti. Kız da bayağı güzel ha. Öyle değil mi Mahmut dayı? Eyvallah şahanım. Doğruya doğru. Karı güzel. Bana bakın. Bosforus. İyi günler. Ben Kerim Solucan. Mehmet Bey'le görüşebilir miyim? Tabii Kerim Bey. Mehmet Bey de sizden haber bekliyordu. Bağlıyorum. Patron hatta Kerim Solucan. Sonunda beklenen telefon geldi. Bu işin şakaya geleceğine kalmadı. Bu sabah bir tehdit telefonu daha geldi. Sanki giderek yaklaşıyorlar. Hemen görüşmemiz lazım. Hı hı. Tamam Kerim Bey. Bir saat sonra oradayım. Kusura bakma. Acil bir durum. Sizi Jale götürecek. Kendisi benim sekreterimdir. Akşam evde görüşürüz. Sen işine bak Mehmet. Jale, yanıma kadar gelir misin? Tazı gibi peşimizdeler. Buraya gel. Eğil, eğil. Yakalandık işte. Ne yapacağız şimdi? Telaşlanma, sakin ol. Hani dağları bilirdin? Hani kimse bulamazdı bizi? Ne oldu ha? Bu herifler nereden çıktı? Belki de hep orada kalmalıydık. Dağlarda. Ben şehre yabancıyım, şehir bana. Ben artık sana bile yabancıyım Nazlı. Yüreğimin yarısına yabancı. Ben kendime bile yabancıyım. Adımı dahi saklamak zorundayım. Seni korkuttum mu? Evet, korkuttun. Bir dahaki sefere kilitlemeyi unutma. Bunu söylemek için mi geldin? Hadi gidiyoruz. Nereye? İnceleme gezisi. İnceleme mi? Evet. Namussuz herif. Mektup bu sabah geldi. Levent'ten postaya verilmiş. İlkini ciddiye almamıştım. İkincisini de. Giderek sinir bozmaya başladı. Her hareketimi. Attığım her adımı takip ettikleri besbelli. Ölüme yaklaşmak nasıl bir duygu Kerim Soğucan? Haberin var mı? Bana yardım et. Bu polisin işi. Polis yok. Keyfin bilir. Can senin canın. Sana polis yok dedim. Ben de yapamam dedim. İstesen yaparsın. Eskiden polis değil miydin? Evet, eskiden. Artık değilim. Senin fedain de değilim. Polis en çok kimden nefret eder biliyor musun? Kirli iş adamlarına korumalık yapan eski polislerden. Beni sakın onlarla karıştırma. Bana akıl vereceğine bir şeyler yap. Yapacağımı yaptım. Her yere kameralar yerleştirdim. Alarm sistemleri kurdum. Binanın giriş ve çıkışlarına güvenlik elemanları koydum. Hepsi bu. Yakın koruma istiyorum. En iyisinden. Parası önemli değil. Kusura bakma. Kimseye bodyguard vermiyoruz. Verenler var. İstediğine gidebilirsin. Ayrıca ne yaptığını da bilmiyorum. Ama çok da temiz olmadığın kesin. Öyle olsan polise gitmekte bu kadar tereddüt etmezdin. Dinle. Seninle açık konuşacağım. Bina olduğu gibi Kerim Soycan'a ait. Kendi iş yeri en üst kat. Yangın merdivenini saymazsak binanın üç ayrı girişi var. Önden, arkadan, bir de otoparktan. Temizlik şirketinden bir adamımız bizi içeri sokacak. Üst kata çıkıp hedefi halledeceğiz. Ve otoparka inip gündüzden bırakılan bir arabayla çıkacağız. İyice anladın mı koçum? Kim bu adam? Kerim Soycan mı? Evet o. Niye sordun? Onu niye öldüreceksiniz? Ne dedin sen? Duydun mu? Sen de duydun değil mi? Öldüreceksiniz dedi. Kendini katmadan. Sakin ol, onu demek istemedi. Ya ne demek istedi ha? Ne demek istedi? Belki de sonunda bizi satacak ha? Seni gebertirim, anladın mı? Gebertirim. Kaptan kendine gel.
Parayı aldım ve işi kabul etti. Soracaklarını o zaman soracaktı. Şimdi değil. Ömer misiniz? Bunu kafana iyice sok, anladın mı? İyice. 4 yıl öncesine kadar bazı işlere girdim. Ne tür işler? Solcan nakliyata ait tırlarla bazı malların yurt dışına geçirilmesine aracılık ettim. Dediğim gibi, mal bana ait değildi. Ben sadece aracıydım. Paralar kazandım. Büyük paralar. Sonra bıraktım. Hı hı. Neden? Korktum. 4 yıldan beri temizim ve öyle de kalmak istiyorum. Fakat birileri rahat bırakmıyor. Galiba. Polise gidersen seni araştırırlar. Lütfen anlamaya çalış. Televizyonda her gün gördüğümüz o kelepçelenmiş iş adamlarından biri olmak istemiyorum. Solcan İnşaat olarak yeni yatırımlara girdim. Bir Alman firmasıyla ortaklık kurmak üzereyiz. Birlikte uydu kentler yapacağız. Geçmişim açığa çıkarsa her şey mahvolur. Beni düşündüren ölmek değil, rezil olmak korkusu. Rezil olmak. O ölümden çok daha beter. Anlıyor musun? Aha. Keşke 4 yıl önce de böyle düşünseydin. İşi ne zaman yapacağız? Mesut'tan haber alır almaz. Çok gerginsin. Seni daha önce hiç böyle görmedim. Bu doğal herif sinirlerimi bozuyor. Kaplan Çelik gibi sinir sistemine ne oldu? Birkaç saat önce tanıdığım biri seni neden bu kadar etkiliyor? Bilmiyorum. Hadi artık gidelim. Ömer, gidiyoruz. Mutfakta yiyecek bir şeyler var. Acıkmışsınızdır. Sağ ol kızım. İhtiyacınız olursa banyo tuvalet yukarıda. Havlular temizdir. Bu evi iyi biliyorsun. Şirketteki arkadaşlarla sık sık geliriz. Patron bizi ailesi gibi görür. Bunlar kim? Ölen karısıyla oğlu. Demek bunlardı. Hikayeyi biliyorsunuz. Bir adamla aynı koğuşta 8 yıl yaşamışsan her şeyini bilirsin. Hala unutamadı. Bizim patron o zamanlar cinayet masasında. İçeri tıktığı eski bir sabıkalı tahliye oluyor. İlk yaptığı ise patronun arabasına bomba koymak. O gün arabayı karısı almış. Yanında da çocuğu. Koğuşta bazı geceler Mehmet'in sesiyle uyanırdım. Gözleri açık. Çığlıklar atardı. Adamı ürperten çığlıklar. O canavarı vurmuştu ama karısı ve çocuğun her hatırlayışında belki kendisi 100 defa vurulurdu. Bana müsaade. Biliyor musunuz, ben olmasam o şirket kesin batardı. Hepsini paçasını toplayan benim. Patronunkini bile. Ama siz yine de bunu ona söylemeyin, tamam mı? Merak etme. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Neler oluyor Şana? Neredeyiz biz? Nereye düştük? Bu başka bir dünya ağam. Biz burada ne yapacağız? Nasıl geçti patron? Rezalet. Yapma ya. Bizden ne istiyor? Polisten istemesi gereken şeyleri. Yapacak mıyız? Asla. Bizim sınırlarımız var Ömer. Ben o sınırı 8 yıl önce geçtim. 1 defa geçtim. 2. defa geçmeye kimse beni zorlayamaz. Anlıyorum patron. Peki bu herifi tehdit eden kim? Şüphelendiği birileri var mı? Hem de sürüyle. Bu ne demek biliyor musun? Evet, işimiz Allah'a kalmış. Daha da beteri. Kerim Soycan gırtlağına kadar pisliğe bulaşmış. Alo? Dimitri. Merhaba. Kerim. Selam Kerim. Nasılsın? Sesin tatsız. Ne oldu anlat. Bazı şeyler ters gitmeye başladı. Konuşmamız lazım. Dahası yardımına ihtiyacım var. Elbette dostum. Ne zaman istersen. Büroma gelebilir misin? Ortalık tenhalaştıktan sonra. 7'ye doğru. Tabii gelirim. Merak etme. Neyse hallederiz. İçini ferah tut. Hadi eyvallah.
Kerim, konuşmamız lazım dedi. Bu herifte bir gariplik var. Evet, garip. Hakkında söylenenlere pek uymuyor. Çok rahatsız edici. Bunu düşünmek için erken. Düşünmek için fazla vaktimiz yok. Kontrolümüzde tutabiliriz. O kadar emin olma. Adam tam bir kapalı kutu. Yeter ama artık sıkıldım. Sıkılsan iyi edersin. Durmadan aynı lafları dinlemek istemiyorum. Bu iş sarpa sararsa çok daha kötülerini dinleyeceksin. İnan bana. Tamam, inandım. Kapat bu konuyu. Ben aşağı iniyorum. Televizyon seyretmeye. Gözün üstünde olsun. Sonunda hava karardı. Buralarda hava geç kararır. Şu ışıklara bak ağam. Bizim köy gibi yüzlerce köy. İstanbul çok büyük derlerdi. Çok kalabalık. Ah, gözümün önünde işte. Gurbette ilk gece. Berşan ise kim bilir nerede? Berşan yok Şane ağam. Berşan gitti. Gitmedi. Şu ışıkların içinde bir yerde. O kadar çok ışık var ki. Bu kalabalıkta kim kimi bulur ağam? Samanlıkta iğne aramak imkansız. O gitti. İmkansız da olsa aramak zorundayım Nazlı. Çünkü çocuğum var. Berşan'ın anasına. Hayattaki tek sevdiğim kadına sözüm var. Sözden de öte. Namus yemini. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasıl? Rahat mısınız? Sayende. Size yardım edeyim. Sen nasılsın bacım? Sağ olasın. Gelirken bir şeyler getirdim. Şöyle güzel bir sofra hazırlayalım. Zahmet etmişsin. Olur mu öyle şey? Bu seninle mahpushane dışında ilk gecemiz. Özgürlükle hasret gidermeye daha yeni başladık ağam. Tadını çıkaralım. Öyle olsun. Ya sen? Ben de Ömer. Tıpkı senin gibi. Nasıl bulaştın bu işlere? Birçokları gibi. O kadar basit mi? Doğrusu pek hatırlamıyorum. Üstünden çok geçti. Ya anlıyorum. Baksana, 2 yıl önce Malatya Çarşısı'nda kuyumculuk yapan o altın kaçakçısının seni temizlediğini söyleniyor. Yanında gezdirdiği 2 korumasıyla birlikte. Çok temiz bir işti. Senin yaptığın doğru mu? Hayır. O olayla bir ilgim yok. Sahi mi? Evet, sahi. Ben çıkıyorum. Biraz hava alacağım. Sen keyfine bak. Buradan ayrıldı. Aşağı iniyor, dışarı çıkacak. Tamam. Ömer, dikkatli ol. Sokaklar tehlikelidir. Takip edin. Anlamadım. Sen sevkiyat işini bırakalı yıllar oldu. Soğucan nakliyatın tırlarıyla vızır vızır mal taşıdığın günlerde almadığın tehditleri şimdi alıyorsun. Niye? Bilmiyorum. Adamlar gözünü korkutmak ya da seni öldürmek için niye 4 sene beklesinler dostum? Aklıma başka bir şey gelmiyor Dimitri. Birilerinden yardım istedin mi? Korunmak için. Biri vardı. Eski bir komiser. Bizim güvenlik sistemini kuran adam. O da polise gitmemi söyledi. Gidecek misin? Bilemiyorum. Seni çağırmamın bir nedeni de Almanlarla yapacağımız ortak yatırım için paraya ihtiyacım var. Ne kadar? Şu tır işinden kazanıp yurt dışında bıraktığımız paralar vardı ya. Evet. İşte o. Hepsi mi? Evet, hepsi.
Ama bu 150 milyon dolar demektir. Hı hı. Bence artık o paranın aklanma zamanı geldi. Ciddi olamazsın dostum. Bu kadar büyük bir parayı bu kadar kısa bir sürede... Ha? Mutlaka bir yolunu bulursun. Sana her zaman güvendim. Peki. Bir çaresine bakarım. Sağ ol. Bu türküyü hatırladın mı? Unutur muyum? Bizim İdamlık Bekir'in türküsü. İdamlık mı? Kan davasından içeriye düşmüş. İdam vermişler. 15 yıldır içeride. 15 yıldır kimseye asmıyorlar. Ama o buna inanmıyor. İdamlık Bekir tam 15 yıldır gözünü kırpmıyor. Uykusuzluk hastalığına yakalanmış. Hı hı. Gözünü kapattığı anda sanki birileri gelip onu dar ağacına götürecek. Durmadan türkü söyler. Yanık yanık. Bu türküyü en güzel İdamlık Bekir söyler. Merhaba. Geciktin. Eski dostların sohbeti kolay bitmez. Durumu nasıl? Para için fazla sıkıştırıyor. Ayrıca kafası karışık. Her an polise gidebilir. Kötü haber. Bitirin işini en kısa zamanda. Vakit geçirmeden. Sen artık yat istersen bacım. Yorgunsun. Allah rahatlık versin. Sana da Nazlı. Sana da bacım. İyi geceler. Yanlış anlamazsan bir şey soracağım. Sor. Başın dertte mi? Benim bildiğim Şana başına buyruktur. Başı dara düşmedikçe dünya yıkılsa birinin kapısını çalmaz. Başımız fena dertte. Hem benim hem bu zavallı kızın. Üstelik bulmamız gereken birisi var. Anlayacağın o ki Mehmet'im. Hem kaçağız hem de kovalayan. Peki kovaladığınız kim? Adı Berşan. Peki ama neden? Hem neden kaçıyorsunuz? Kim bu Berşan? Kusura bakma. Kusuruna sünnetçi baksın anam. Otogara nasıl giderim? Nereye gideceksin? Malatya'ya. Malatya otobüsü bu civardan geçer. Biraz beklersen vapur da geçer. Ne haber yakışıklı? Sana söylüyoruz, bakma öyle aval aval. Bana mı? Ateşin var mı? Hayır, kullanmıyorum. Aynı kadar da mazmur. Evet, öyle. Ne? Bu gece kullanmak ister misin? Ben... neyi? Daha dünyadan haberi yok. Yürü şekerim, gidelim. Biz nereye düştük be Nazlı? Hey. Eğer İstanbul dedikleri buysa, cehennem neresi? Onca yıl dağlarda gezdim Nazlı. Ama sevda, ama ihanet, dağları mesken etti. Adım eşkıya çıktı. Birileri bize haksızlık etti Nazlı. Büyük haksızlık. Çünkü burada herkes eşkıya. Abla, Berşan'ı buldun mu? Yoksa sen bana mı ağlıyorsun abla? Beni merak etme, tamam mı? Ben burada Foçalı ile birlikteyim. Biz burada çok mutluyuz. Burada sular hiç kararmıyor abla. Güneşin hiç batmadığı yer burası. Burada hiç kimse ölmüyor abla. Hiç kimse. Herkes gitti Ayşe. Her şey geride kaldı. Şimdi Berşan da yok. Kimsenin ölmediği, doğru mu Ayşe? İyi. Al bakalım. Bir dakika bakar mısın? Hey, sen de nereden çıktın? Bu kim ya? Yürü gidelim. Bir dakika, bir şey soracağım. Başkasına sor. Bela mı bu herif ya? Bir dakika dedim. Kimsin lan sen? Bas git manyak herif. Yavaş ol, sok onu yerine. Beni yanlış anladın. Dur bakalım. Öyle hemen çekip gitmek yok. Tamam, ben bir şey sormadım. Siz yolunuza, ben yoluma. Bu sokaklara girmek kolay, çıkmak zordur aslanım. Bela istemiyorum. Ne yaptın sen? Çok kan kaybediyorsun. Ne yapacağız şimdi?
Bu bizim Selak değil mi? Başı belada. Hadi gidelim. Ben sana yarın bu iş bitecek diyorum. Bunu söylemek için ta nereden kalkıp geliyorum? Ve sen bana adam gitti diyorsun, öyle mi? Öyle mi? Söyle hadi, doğru anlamış mıyım? Söyle, bakma öyle aval aval. Bağırıp durma bana. Ne bileyim o salan böyle bir alt yiyeceğini. Bilmek zorundasın. O adamdan sen sorumlusun. Anladın mı? Sen. Adamı ben seçmedim. Siz benim başıma bela ettiniz. İkiniz de sakin olun. Kapa çeneni. Ona sesini yükseltme sakın. Bu gece kimse benden sakin olmamı isteyemez. Anladınız mı? Kimse. Ben o s**tim. Hava almaya gidiyorum deyip gitti. Ne yapabilirdim? Başlarım onun olacağı havaya. Mu var? Otursun üstüne. Dışarıda birini bıçakladı. Bir diğerini eşek sudan gelene kadar dövdü. Senin hava alma anlayışın bu mu? Herifin her adımı bu kuat. Sokaklar devriye kaynıyor. Polis her yeri didik didik arıyor. Tek suçlu ben değilim. Adamlarının peşine taktım. Sahip çıksalardı. Onlara bahane bulma. Onlar sizin pisliğinizi temizlemeye çalışıyorlar. Git bak bakalım bir haber var mı?